Merhabalar. Çok bağırıyor galiba. Kerem Avcı Ergun, açı okulları davet ettiği için çok teşekkür ederim. Umarım iyi bir gündür. Keyifli misiniz? Gayet güzel bir sunumdu. Bugün size sivil toplum derken diye bir sunum yapacağım. Aranızda daha önce hiç sivil toplum hareketlerinde bulunmuşlar var mı? Bir el görebilir miyim? Fena değil. İlk soruyla başlayalım. Kendini apolitik olarak tanımlayanlar bir el kaldırabilir mi arkadaşlar? Ben apolitik bir insanım diyenler. Var. Peki ben politik bir insanım diyenler? Aradayım, ben bu tanımlara sığmam diyenler var mı? Daha fazla. Şimdi müsaadenizle birkaç tane toplumsal konu ortaya atacağım. Bu konularla alakalı eğer bir duyguya sahipseniz, bir düşünceniz varsa, bunları haberlerin takip ediyorsanız, meraklıysanız, dertliyseniz o konular hakkında, ya da benim bir çözümüm var ama dinleyenim yok diyorsanız o konuyu duyunca lütfen el kaldırın. Başlıyoruz. Türkiye'de eğitim, iklim krizi, kadın hakları, çocuk hakları, çevre savunuculuğu, spor, sanat. Var mı ekleyeceğiniz? Genç istihdam. İş konusunda belki dertlisinizdir. Bakın daha da sayarız. Bu konularla ilgili herhangi bir el kaldırılmışlığınız henüz yoksa bilin ki apolitiksinizdir, eyvallah. Ama eğer herhangi birine el kaldırıyorsanız ve bu konuda dertliyseniz, bu konuda çözüm üretmek istiyorsanız politik bir insansınızdır. Türkiye'de bir tanım problemi yaşıyoruz. Bana sorarsanız toplumda bireylerin bu bahsettiğimiz konular hakkında birlikte yaşamasını sağlayan ve bunun kodunu, kuralını, kanununu, prensibini, ilkesini tartıştığımız bir çerçeve siyasettir ve politikadır. Ha, derseniz ki, yaş olarak söylemiyorum ama zihniyet olarak bazı dinozorların kendi aralarında bizim geleceğimizi, günümüzü ilgilendirmeyen pek çok konuda birbirlerine laf yetiştirmeleri siyasettir. Bakın o zaman ben de sizin kadar apolitiğim. Ama Türkiye'de bir tanım problemi yaşıyoruz. Gençlerimiz ve insanlarımız apolitik değiller. Bizim siyaset ve politik algımız ne yazık ki son derece sakat ve problemli. Bakın biz vatandaşız. 4-5 sene içerisinde iki defa ortalama oy veriyoruz. Yani gidiyoruz, mühür basıyoruz. Bunun haricinde bu bahsettiğimiz konular ne kadar önemli toplumsal konular? Bunlarla ilgili bir söz hakkımız var mı? Bir çözüm üretmemiz, bunun için bir platform. Bizim bir fark yaratmamız. Bir çözüm üretmenin haricinde getireceğimiz bir yenilik, bunun bize sorulması, böyle ihtimaller var mı? Neredeyse yok. Yok dediğimiz aslında bizim hayatlarımızı ne kadar derinden etkileyen konular ve bundan dolayı da bizler bu 4-5 sene içerisinde ne yazık ki bir bekleme moduna geçiyoruz. Yapabileceğimiz tek şey gidip oy vermek. Sivil toplum ne derseniz bir tanım olarak, internette çok tanım var. Bu bahsettiğimiz söz hakkı, çözüm üretme, fark yaratma, bizler vatandaş olarak aktif bir demokrasiye geçtiğimizde, demokrasiyi katılımcı hale getirdiğimizde sivil toplum yeşeriyor ve topluma ve ülkeye çok büyük fayda sağlıyor. Bana sorarsanız sivil toplum budur. Peki, hani şöyle ben kendimi tanımlarken ben bir aktivistim. Ben bir sivil toplumcuyum, bir sosyal girişimciyim ve çok şanslı bir insanım. Kendimi böyle tanımlayabildiğim için. Nasıl başladı derseniz, çok kısa bir CV tadında geçeyim. 99 depreminde gönüllü olarak bölgeye gittim. Daha o zaman 17 yaşındaydım. Sizler de zaten şu an 17 olanlar bir el kaldırabilir mi? Genelde 17-16 değil mi? Oh, hainsin zaman. Çok zaman geçmiş. 99'da gittiğimde çok gençtim. İlk defa bir kriz anı, ilk defa bir afet. Çok şey öğrendim. Arkasından 2013'te Gezi'de barışçıl bir protestocuydum ben de. Sivil toplum olarak protesto hakkımızı kullanıyorduk. 2014'te Oy ve Ötesi Derneği ile karşılaştım. Oy ve Ötesi'nin 3 sene boyunca hemen hemen her kademesinde okul sorumluluğundan Kadıköy sorumluluğuna, İç Anadolu bölgesinin sorumluluğu, Türkiye Eğitim Koordinatörlüğü, sonra yönetim kurulu. Buralarda görev aldım. Daha sonra referandum geldi. Parlamenter sistem için sivil toplum olarak bir hayır kampanyası düzenledik. 4-5 ay oldukça çalıştık. Sonra 16 Nisan 2017'de parlamenter sistemimizi kaybettik. Sonrasında İS Hareketi, Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi gibi kuruluşlarda kurucu ve yönetim kurulu görevleri yaptım. Sözcülüklerine devam ettiriyorum.
Kanserli Çocuklar Umut Vakfı'nın bir gönüllüsüyüm, çevre aktivistiyim ve aynı zamanda çocuk hakları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bakın ne kadar farklı pek çok konu ve bunlarla ilgili çalışabilecek bir insan. Ve benim etrafımda çok fazla bu konularda çalışan insanlar var. Fark yaratmaya çalışıyorlar, çözüm getirmeye çalışıyorlar. Peki buna nasıl başlanıyor? Sivil topluma nasıl gireriz diye konuşan ve soran insanlar geliyor. Tek bir cevap var. Bir motivasyon. Genelde dertlenmeyle geliyor. Hep dertlenmeniz gerekiyor herhangi bir konuya. Demin farklı farklı konulara el kaldırdınız. Benim kendi hikayemdeki bu motivasyon işte 99'da depremin olduğu pazartesi akşamı İstanbul'daydı. Evimdeydim. Ev böyle gitti geldi sallandık. Neyse ki oturdu. Ertesi akşam gece ben yatağımda uyuyamadım. Çünkü dertlendiğim şey başka insanlara sempati ve empati kurmaktı. O anda göçük altında insanlar vardı, can çekişiyorlardı ve ben orada duramadım. Bir hafta boyunca deprem bölgesine gidip elimden geldiğince arama kurtarmalara katıldım. İspanyol bir köpek arama ekibi geldiler. Onlar da gönüllüydü. 4 tane dünya güzeli, 2 labrador, 2 tane Alman kurt, 5 tane arama kurtarma ekibi. Biz onlarla enkazlarda ölü var mı, canlı var mı? Arkasından arama kurtarmayla onları nasıl çıkartırız? 17 yaşında bir insanın, ilk defa bir afet gören bir insanın anne babalara enkaz altındaki çocuklarının canlı olup olmadığını söylemesi son derece travmatik bir tecrübeydi. Ama çok şey öğrendim. Sonra kendi başınıza gelen dertler üzerinden de motivasyon sağlıyorsunuz sivil toplumda. 34 yaşındaydı çok yakın bir arkadaşım Sinan, onu kansere kaybettik. Genç yaşta kanser konusu bizim için bir hassasiyet oldu ve Sinan'ın annesi Kanserli Çocuklar Umut Vakfı Kaçuv'la irtibata geçti. O günden beri de onun gönüllüsüyüm. Fark ettiyseniz dertlendiğiniz konular sizin motivasyonunuzdaki en büyük kaynak oluyor. Bana pek çok kişi soruyor, ben de sivil toplumda bir şeyler yapmak istiyorum, nereden başlayabilirim diye. Kalbinizin sesini dinleyin. Çünkü sosyal medyada, çevrenizde bu tür konular hangisi olursa olsun sizi harekete geçiriyorsa, sinirlendiriyor, öfkeliyor, üzüyorsa o konudan başlamanızda fayda var. Sivil toplumda bazı böyle maddeler, böyle bazı mihenk taşları var arkadaşlar. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ki belki bu yolculuğa girerseniz orada size yardımcı olur. Belki de bu genç yaşınızda ileriye dönük dönemlerde farklı girişimlerde bulunursunuz. Buralarda kullanırsınız. Birinci konu, bizler sivil topluma adım attığımız anda kendi fanusumuzdan dışarı çıkıyoruz. Bakın ben Kadıköy'de doğdum büyüdüm. Benim habitatım, kültürüm Kadıköy. Fenerbahçe'de bir devlet lisesinde okudum. Sonra özel okulda İstanbul'da, arkasından yurt dışında Amerika'da üniversite. Fanusum buydu benim. Son 10 senedir Türkiye'yi ilçe ilçe ve köy köy geziyorum. Çok ucra köylere de gidiyorum. Benim fanusumdan dışarı çıktığımda gördüğüm, karşılaştığım ortam, kültür, sosyoekonomik durumlar, düşünceler, insan ilişkileri çok farklı. Çok farklı ve insan dışarı dünyayı keşfederken aslında kendini de keşfetmeye başlıyor. Çünkü bu farklılıklara sizin nasıl tepki verdiğiniz, aslında sizin de ilk defa bu tepkiyi görmeniz böyle dışarı çıkıp kendinizi izlermiş gibi bir havaya büründürüyor. Kendi filminizi izliyorsunuz ve şaşırıyorsunuz. İlk defa o fanus dediğimiz konfor alanından çıktığınız zaman zorluklarla ve farklılıklarla karşılaşıyorsunuz. Sivil toplum insanı son derece geliştiren, o kişisel yolculuğuna çok büyük katkılar sağlayan çok farklı bir olgu. Bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. O fanus size bazı tokatlar vurmaya çalışıyor, farklı fanuslar. Soma'da Sosyal Haklar Derneği ile bir yaz okuluna gittik. 2 sene geçmişti Soma faciası, maden faciasının üzerinden. Çok travmatik bir bölge burası. Biz orada 200 çocuğa, madenci ailelerin çocukları ya da tarım işçilerinin çocukları yazın bedelsiz bir yaz okulu düzenlendi. Ben de o dönem bir spor ajansım vardı. Spor malzemelerimi götürdüm, işte spor bilgimi götürdüm. Çocuklara oyunlar oynatıyoruz. 3 hafta inanılmaz bir tecrübeydi. Çünkü o fanus, oradaki fanus bana dedi ki, sen bu insanların neler yaşadığını hiçbir zaman bilemezsin ve bilemeyeceksin. Oturduğumuz yerden gözlem yapamıyoruz. Tahminlerde bulunuyoruz. Yaklaştığımızda gözlem yapabiliyoruz. Ama yaşamak çok başka. Çocuklar futbol oynuyorlar. 2 tanesi birbirine girdi, kavga ediyorlar. Ben de gelin bakalım dedim. Ayırdım onları. Sağda köşede oturttum yere. Anlatın derdiniz dedim. Yani benim de amacım şu. İşte çocuklar gerek yok buna. Şiddetsiz iletişim çok önemli. Bu minvalde bir şeyler demeye çalışıyorum.
Çocuklarla göz hizasına gelmek için böyle dizlerimin üstüne çöktüm. Hani olur ya böyle bir tanesi ağrır öbürüne ağırlık verirsiniz. Böyle şöyle bir hamle yaptım. Bu kadar. Çocuklar zıpladılar geriye, irkildiler, böyle sapsarı oldular. Anlatamam o andaki şokumu. Böyle benim de şokumu. Vuracağımı sanmışlar. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani ben böyle bir beklentiye nasıl soktum sizi? Ya konuyu, özneyi kendim sanıyorum. Özne ben değilim. Ve değilmişim. Sonra rehber ve öğretmenler var. Arkadaşlarla konuştum. Bundan bahsettim. Dediler ki bu çocuklar çoğu, hepsi değil tabii ki ama ailede şiddet görüyorlar. Farkında değil misin dediler. Sabahları geldiklerinde kulaklarının arkası kırmızı oluyor. Bazı morluklar, şişlikler olabiliyor. Dayak yiyor bu çocuklar. Şimdi ben 80'ler çocuğuyum. Yani biz de dayak yedik. Yani çok konuya uzak değilim. Ama genelde anne terliğiydi. Bu boyutta bir şiddet benim fanusumda yok. Ve özellikle şunu öğreniyorsunuz. Cümlede öznesiz değilsiniz. Hatta nesne, yüklem hiçbiri değilsiniz. Hatta cümlede yoksunuz. Sizin gerçekliğiniz farklı fanuslarda geçersiz kalıyor. Ve o yani aslında az sandığınız, çok sandığınız, az bilmişliğiniz size tokat vuruyor. Kadın. Kırsalda kadının konumu. Ya bu benim yaşadığım şoklardan bir başkasıydı. Bir köye gittik. Ailece bizi sağ olsunlar davet ettiler. Bahçede böyle sandalyeler kondu. Yuvarlak. Hani hepimizin oturduğu konum o yuvarlağın merkezine bakıyor. Daire oluşturduk, sohbet ediyoruz. Tabii ki kadınlar biraz daha bu tarafta, erkekler biraz daha bu tarafta. Bu beklediğim bir şeydi. Ailenin iki tane gelini, onlar da oradalar ama onların ikisinin de sadece ikisinin sandalyesi yuvarlağın o dairenin ortasına bakmıyor. Kayınvalidelerin yüzüne bakıyor. Sohbete dahiller gibi ama aslında değiller. Çünkü kontrol merkezinden de çıkmıyorlar. Ve bunun gibi binlerce hikayem ve tecrübem var. Bunlar o fanusunuzdan çıktığınız zaman sizin hayatı, Türkiye'deki sosyal yapıyı, dünyadaki sosyal yapıyla alakalı çok şaşırtıcı ama çok da tecrübe ettiğiniz konular. Sivil toplum bize bunu katıyor. Bir sonraki aşama sivil toplumda reaksiyon ve aksiyon arasındaki fark. O da şu. Bakın mesela Gezi direnişi son derece reaktif bir hareketti. Tepkiseldi. Kitlesel ya da bireysel bazı konularda biz çok düşünmeden belli kısa bir sürede herhangi bir amaca yönelik olmayan tepkiler verebiliyoruz. Mesela iklim aktivistleri son derece takdir ediyorum ama son dönemde bu hani sanat eserlerine turuncu boya atıyorlar ya kabul edebileceğim bir şey değil. Aktivizm cesaret ister ama yıkıcılık başka bir yere kadar. Çünkü yıkıcılık eğer gösterdiğiniz reaksiyon, o aktivizm sizi başarıya, hedefinize ulaştırmıyorsa bir süre sonra sizi törpülemeye başlıyor. Ve tam o anda o enerjinizi reaksiyondan aksiyona çevirmek zorundasınız. Aksiyon da daha planlı, uzun vadeli, hedefleri, başarıları, tam olarak neye ulaşmayı istediğimiz belli olan kurumlar, projeler ve programlar. Enerjimizi buna harcamaya başladığımız zaman daha da rahatlıyoruz. Benim için de böyle oldu. Gezi sonrasında Oy ve Ötesi Derneği, Türkiye'de sivil denetim getirdiğimiz bir sandık organizasyonu, 3 sene boyunca inanılmaz bir kurumsal yapı. Arkasından dedim ki ben bunu daha da ilerletmeliyim. Çünkü daha kalıcı, Türkiye'nin çok daha farklı şeylere ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlarımızla yaptık görüşmeleri. Dedik ki Türkiye'nin, toplumun inanılmaz bir ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Ve bunun için eğer bizim yetkimiz yoksa etkimiz olabilir. Ve bundan dolayı dedik ki sivil toplum son derece birleştirici bir unsur. Ve yapmamız gereken şey özellikle anahtar olan kadınları güçlendirmek. İS hareketini bunun için kurduk. Dar gelirli mahallelerde son derece dezavantajlı insanlar, özellikle de kadınlar sorduk neye ihtiyacınız olabilir? Sizi ekonomik ve sosyal olarak nasıl geliştirebiliriz diye. Çok ilginç cevaplar aldık ve onları bu konularda bilgilendirdik. Pek çok atölye yaptık, uzmanları çağırdık. Bir haftada çok az bütçeyle çocuğunuzu nasıl sağlıklı besleyebilirsiniz? Çok ilgilendiler. Ergenlerle iletişim, sorunlar yaşıyorlar, psikologlar, pediatri. Bunun haricinde meslek atölyeleri yaptık. Afet yönetimi üzerine destekler verdik ve bu insanlar, bakın çok uzaktaki köylere kitap yollamak, böyle daha farklı sivil toplum bunlar da seçilebilirdi. Ama hemen yan mahallemizde bilgiye
ihtiyaç duyan ve bu bilgiyi bizim sağlayabileceğimiz pek çok insan var. Arkasından Temiz Hasat Kooperatifini kurduk. Dedik ki Türkiye'de kadın, tarım, bunlarla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim gücümüz ne? Tüketim gücümüz var. Gidip de marketten yaptığımız alışverişler yerine bu köylere döndük. Bakın tarıma devam edin dedik. Biz üretimi tüketimle destekleyeceğiz dedik. Ve bir kooperatif kuruyoruz dedik. Size marketten yapacağımız alışverişler yerine sizlerden alışveriş yapacağız. Siz ekmeye devam edin. İçine pestisit atmayın. Gıda güvenliği çok önemli. Ve buna devam ederseniz bir örnek aile para kazanmaya başlar. Alım garantisi veriyoruz çünkü onlara. O aile genişler, çoğalır ve biz bir süre sonra elimizdeki sermayeyle, bakın bunlar bağış değil, zaten bizim yarattığımız ekonomik model, bu köylerde üretim atölyelerine geçeriz dedik. Farkındaysanız projelerden, böyle vurkaç projeler, süresi bir ay, iki ay ya da bir yıl değil, daha uzun devam eden projelere döndük. Kadını güçlendirmeye ve toplumu kalkındırmaya çalıştık. Son olarak biraz da afet yönetiminden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de sivil toplum o kadar değerli ve o kadar güçlü ki, bakın biz bir afet ülkesiyiz, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki doğa faciaları gerçekleştiğinde şehirleşmemiz ve özellikle risk yönetimimiz bizim yeterli değil. Bunu son dönemde, son 2-3 senedir çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Ve şunu yapıyoruz. Sivil toplum olarak ben Marmaris yangınları demin bahsedildi, çok çok acı bir dönemdi. Gittiğimde sahaya şunu gördüm. Koordinasyon yoktu. Pek çok orman ekibi, itfaiye, kimin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Herkes başı kesilmiş tavuk gibi koordinasyonsuz bir şekilde çok büyük bir arazi yangın söndürmeye çalışıyor. Dedik ki biz koordinasyon getirebiliriz. Bakın böyle bir network'ümüz var. Tek tek araçlarla o ekipleri bulduk. O ekiplerin gün gün nereye gittiğini takip ettik. Neye ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Hortumları zarar görmüştü. Rekorları kırılmıştı. Botları yanmıştı. Aklınıza gelebilecek pek çok malzeme ve erzak. Kimini İstanbul'dan, Ankara'dan getirttik. Belediye ile görüştük. Bir depoya yığdık. O depodan bu ekiplerin tam olarak ihtiyacı neyse onu sağlayıp kendi araçlarımızla onlara gönderdik. Bu neyi sağladı? İnanılmaz bir yığılma oluyor erzak desteğinde, ekipman desteğinde. Bu israfa dönüyor. Halbuki talebe göre arz ayarlarsak, ki sivil toplum bunu yaptı, çok daha verimli çalışabiliyoruz. Aynı şekilde depremde de. Canlı nerede? Doğru bilgi midir? Bilgi kirliliği inanılmazdı. İnsanlar, yüzlerce sivil toplum network'ü ekranlarında ve telefonlarında bu arama kurtarma ekiplerini oraya yönlendirdiler. Hala devam ediyoruz. Arama kurtarma sonrasında şimdi de gıda destekleri, aklınıza gelebilecek pek çok insani destek. Sonuç olarak Türkiye bir afet bölgesi ve sivil topluma ihtiyacı var. İnanılmaz da bir potansiyeli var. Ve devlet kurumlarıyla bunu birlikte yapmamız gerekiyor ve paydaş olmamız gerekiyor. Sizler eğer sivil toplumla ilgili ya da demin el kaldırdığınız konularla ilgili eğer bir hassasiyete sahipseniz, şu an tabii ki zor. Yani çok sınavım var, bana bulaşmayın diyebilirsiniz, son derece haklısınız. Bir sonraki aşamada iş bulma, sonra kariyer, sonra aile, sonra çocuklar. Genelde zaten sivil toplumun yaş ortalaması biraz yüksektir. Ama ben şanslıyım ve belki siz de şanslı olursunuz. Girerseniz bu maceraya, bilin ki pek çok insan toplumu değiştirmek için yola çıkıyor. Ama aslında kendimizi dönüşürken ve gelişirken buluyoruz. Arkasından yarattığımız faydalar sadece yanımıza kâr kalıyor. Ve geleceğe ve geçmişe çok güzel izler bırakıyoruz. Umarım bir gün sizleri de yanımda görürüm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.